Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programımızda yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün İstanbul hava çok güzel, güneşli. Evet, çok sabah sıcak. Zaten biz Çin'deki arkadaşlarla sohbet ettik. Ama Pekin'deki hava bugün biraz kapalı. Çin'deki salgından sonra ekonominin iyileşmesi veya ekonominin yeniden canlandırılması önemli gündemlerden biri oldu. Evet, artık Çin'de tüketimi artırıldı. Evet. Ve bu tüketimi teşvik etmek için devlet düzeyinde de bir dizi tedbirleri ortaya koydu. Evet, mesela birkaç gün önce biz gazete ve televizyonlarda bir haber okuduk. Pekin Belediyesi 6 Haziran'dan itibaren bir kampanya yapmaya başladı. Evet. Daha doğrusu bu da özellikle Pekin'deki tüketicilere yönelik özel bir kampanya. Biz ona indirimli kupon kampanyası diyebiliriz. Ve bu kampanya kapsamında toplam 12 milyar 200 milyon yuanlık bir kampanya. Bu da TL olarak ne kadar? Yaklaşık 10 milyar TL civarında. Evet, bir kampanya ve bu kadar büyük bir kampanyaya yani indirimli kuponlar veriliyor. Bu da tabii ki Pekin'deki tüketicilerin daha fazla alışveriş yapmaya amaçlıyor. Ekonomiyi canlandırmak için. Peki bu indirim sezonu ne zamana kadar sürecek? Evet, 6 Haziran'dan itibaren başlayacak. Ve bizim için yani Çinliler için en önemli bayramlardan biri olan milli bayram olan bir Ekim'e kadar sürecek. Ve bu kampanya kapsamında bu kadar indirimli kuponlar verilecek ve çok sektörlerde bu kampanya katılıyor. Yani mesela lokantacılık, alışveriş merkezleri, kültür sektörü, turizm sektörü, eğlence, eğitim, spor, seyahat dahi olmak üzere yani birçok sektör bu kampanya içine dahil edildi. Evet, ben de haberi okuyorum, hem de çevremdeki arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Onlar da bana bu indirim sezonu hakkında, daha doğrusu tüketimi sezonu hakkında bana bilgi verdi ve onlar da gitti. Böyle çok lokantalar hep indirim yapıyorlar ve bayağı ciddi bir ölçüde bir indirim. Tabii. Bunun dışında bir festival gibi yani herkes coşku içinde. Evet. Çok güzel bir bayram gibi oldu. Biz ona ne diyebiliriz? Yani tüketim festivali gibi. Evet, tüketim festivali gibi. Pekin'de İstanbul gibi çok büyük bir şehir. Bu yüzden yani Beijing'de bu kampanya kapsamında farklı semtlerde, farklı yerlerde, farklı etkinlikler düzenliyor. Ve biraz önce İrem söylediği gibi bazı yerlerde belki tüketim festivali yapılıyor ve bazı yerlerde ise yemek festivali yapılıyor. Ama hep bu kampanya içinde olduğu için tüketiciler, müşteriler oraya gidip doğrudan kuponu kullanarak indirimli bir şekilde alışveriş yapabilir. Atıyorum mesela Beijing'de de İstanbul'da olduğu gibi İstanbul'da mesela İstiklal Caddesi var. Yani bayağı çok meşhur bir yürüyüş caddesi. Pekin'de de var değil mi? Wangfujing. Evet, Wangfujing yürüyüş caddesi gibi. Ve Wangfujing yürüyüş caddesinde de caddenin iki yanında yani o kadar fazla dükkanlar ve alışveriş merkezleri var ki yani müşteriler veya atıyorum ziyaretçiler oraya yani kesinlikle Beijing'e gelenler mutlaka oraya gider. Ve oraya giderse şu an artık sadece e-ticaret, internet sitesi yoluyla veya yani özel uygulama yoluyla kuponlar kolayca alabilir ve söylediğimiz yerlerde kullanabilir. Evet, aslında bu kuponlar AliPay'den alıyorlar. Evet. Bu şekilde Jindong, AliPay yani birçok e-ticareti meşhur olan Çin'de internet sitelerinde veya uygulamalardan alabilir. Ben size de bir rakam vermek istiyorum. Toplam hacmi, miktar, para hacmi 5 kat arttı ve bunun dışında yeniden açılan restoran de 3 kat oldu. Yani çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Evet. Ve biraz önce söylediğimiz tabii ki alışveriş derken sadece elbise, kıyafet, ayakkabı değil, elektrik eşyalar da içinde. Evet. Yani o da kupon kullanarak indirimli ürünler satın alabilir. Son 1-2 yıldır çok meşhur bir durum ortaya çıktı. Biz ona Çince olarak Daihu diyoruz. Evet. Ama Türkçesi bilmiyorum nasıl deniyor ama işte böyle Çin'de özel bir sektör oluşturuldu. Bu sektörde çalışan bazı kişiler yani sadece canlı yayın yaparak yani bazı firmalarının ürünlerini tanıtarak firmanın satış hacmini çok yüksek, çok büyük bir şekilde, çok büyük bir ölçüde artırıyor. Bu sektörde çalışanlar bazıları yani eskiden sadece sıradan bir kişi ama sadece internet yoluyla bunu yaparak artık Çin'de yani ülke çapında bayağı ismi duyuran biri. Fenomen yani evet fenomen olarak yani ismini duyurdu. Onun dışında Çin'de ünlü oyuncular, yıldızlar da, sanatçılar da bu sektöre veya firmaların tarafından düzenlenen canlı yayına katılarak gerçekten firmanın satışına, artışına yardımcı oluyor. Atıyorum mesela bir firma günde yani bir ürün satmak için belki 10.000 tane satabiliyor ama sadece yani yıldız veya oyuncuların yardımıyla veya bu sektörde özellikle çalışan biriyle canlı yayın yaparak belki 100.000 ve belki daha fazla satabilir günde bir gün içinde. Bu yüzden bu da şimdi Çin'de çok popüler bir satış modeli haline geldi, değil mi? Evet, aynı öyle. Artık herkes satıcı olabilir. Ortamında satıcı olabilir ve bu gerçekten ekonomiyi canlandırmaya çok yardımcı oluyor. Bunun dışında az önceki dediğimiz bu indirim sezonu ancak Beijing'de değil, Çin'in farklı bölgelerinde de yapılıyor. Mesela Zhejiang eyaletin, Liaoning eyaletin ve mesela ben size de bir örnek de vereyim. Örneğin Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo kentinde tüketimi teşvik etmek için 100 milyon kupon verildi. O da bayağı çok ciddi bir yani hacim. Evet. Onun dışında Ningbo kentinde her otomobil satıcılığı için yani bir otomobil alıyorsan 5.000 indirim yapılıyor direkt. Kupon da değil, direkt azaltıyor. Evet, yani sadece Beijing değil, aynı zamanda Çin'in diğer eyaletleri, diğer kentleri de farklı, kendi koşullarına uygun olan kampanyalar yapıyor. Yani ama bütün bu hareketleri, kampanyaları tabii ki tüketicilerinin teşvik ederek yani tüketimin artmasını amaçlıyor. Özellikle salgından sonraki ekonomiyi canlandırmak için önümüzdeki haftada da çok özel bir güzel bir bayram olacak. Daha doğrusu festival olacak. Ben heyecanla bekliyorum. Yani 18 Haziran Jindong Alışveriş Festivali. Evet. Aslında 18 Haziran Jindong'un kuruluş yıl dönümüydü. Fakat artık son yıllarda özellikle genç kuşağında artık alışveriş festivali haline geldi. Kesinlikle. Jindong bu festivali için de 10 milyar hacmindeki kupon vermeye başladı. Evet, tabii ki Çin'de bu da çok ilginç bir durum sayılabilir. Çünkü e-ticaret Çin'de o kadar popüler olunca İrem'in söylediği bu 18 Haziran bu da bir e-ticaret firmasının ortaya koyduğu özel bir kampanya. Onun dışında Çin'de yani farklı zamanlarda hep buna benzer farklı firmalar, farklı kampanyalar yapıyor, değil mi? Evet, mesela Çin'de yılda 2 büyük alışveriş festivali var. Evet. İlk yıl yarısında tabii 18 Haziran'daki olan ve sonraki yarısı için ise 11 Kasım. Evet. 11 Kasım da çok ilginç. İlk ortaya çıktığında sadece biz ona bekar bayramı diyoruz. Çünkü bekar olanlar yani başka işi olmayınca o gün yani özellikle onlara bir kampanya yapılıyordu. Kendine bir hediye etmek. Evet ama şimdi 11 Kasım kampanyası o kadar büyük indirim yapılırken, yani sadece genç kuşağı değil, mesela annem gibi, yani 50-60 yaşlardaki insanlar da bu kampanya katılarak ondan yani daha doğrusu bu kampanyadan faydalanmaya istiyor veya katılıyorlar. Ve her sene sen de katılıyor musun buna benzer kampanyalara? Yani genellikle saat başında katılması gerekiyor. Ama gerçekten çünkü indirim yapılıyor değil mi? Gerçekten indirim yapılıyor. Ne kadar büyük indirim yapılıyor? Yani bence en %50 var mı? %50 kesinlikle var. Süper, yoksa millet o saat başında beklemez. Çünkü bu indirim çok büyük olduğu için herkes o önceki gece yani sabırsızlanıyor ve hep bilgisayar başında, saat başında kapıyorlar. Yani bayağı ciddi bir rekabet. Çünkü benim annem katılıyor. Fakat hiçbir şey alamadı. Çünkü ya gerçekten her şeye bağlı. İnternet hızına bağlı. Yani yavaş hareket ettiysen ya da geç kaldıysan o zaman alamıyorsun istediğin malzemeyi. Evet, gerçekten ciddi bir rekabet oldu. Evet. Ama bu sefer biraz önce İrem'in söylediği 18 Haziran kampanyası biz de ondan kaçırmak istemiyorum. Ben de yani gece saat 12 civarında artık masa üstünde hazır durumda olacağım. Sen de herhalde de böyle olacaksın. İşte istediğimiz şey daha önce de sepet içine koyacağız. Yani saat 12'ye gelince hemen tıklayıp inşallah satın alabiliriz diye. Bu 18 Haziran Alışveriş Festivali de salgından sonraki Çin ekonomisinin yeniden canlandırılması için çok büyük bir fırsat olacak. Evet ve farklı yerlerdeki belediyeler bunun için zaten sadece bir platform oluşturmaya çalışıyor ve bu platformuna malzemeler kim veriyor, kim ortaya koyuyor? Tabii ki firmalar, işletmeler onlar koyuyorlar. Ve belediyelerin de firmaların ortak işbirliğiyle onlar şey bekliyor. Yani tüketicilerin katılmaya bekliyorlar. Ve ancak yani tüketicilerin katılmasıyla bu kampanyalar yani gerçekleştirilebiliyor ve firmaların bu kampanyaya katılmaları teşvik etmek için belediyeler de farklı, çeşitli ve büyük miktarlı sübvansiyon tedbirleri de ortaya koydum. Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Artık bu tüm bu tedbirler Çin'de artık her şey sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Yani hem satıcılar için, firmalar için, hem tüketiciler için artık insan internet ortamında alışveriş yapmaya alıştı. Evet, hem de alıştı, aynı zamanda tabii ki salgın şimdi yavaş yavaş Çin'deki duruma baktığımızda bitiyor da ama yani yine mümkün kadarıyla böyle doğrudan insanlar arasında temas bulunmaması için bu böyle sanal ticaret veya sanal alışveriş tercih ediliyor. Bu da yani özellikle devlet tarafından değil, aynı zamanda insanlar da bilinçli olarak bunu tercih ediyor. Aslında bu bilinç bakımından açısından Çinliler hep çok disiplin. Yani şimdi Çin'de salgın kontrol altına alındı fakat herkes hala devam ediyor. Maske takmaya devam ediyor. Sosyal mesafe kurmaya da devam ediyor. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, bu hafta bu kadar. Evet, o zaman bu hafta bu kadar. Biz de programdan sonra mesela ben kendimden bahsediyorum. İyi ki İrem hatırlattı. Ben de yani kampanya katılmak için hazırlık yapayım. Ürünlerin sepete koyayım. Bugünkü programın bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.